Merhaba sevgili beşler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Games and Hobbies, oyunlar ve hobiler konusunu işleyeceğiz. Unit 3. Answer the questions. Soruları cevaplayın demiş çocuklar. Do you know these activities? Bu aktiviteleri biliyor musunuz? Which ones do you like? Hangisini seversin? Cevaplayalım. Birinci sorumuz için bakın yes I do demeliyiz çocuklar. Do you know diye sorulan bir soru. Do you ile sorulan bir soruda cevabımız yes I do ya da no I don't olmalı. Which ones? Hangi birilerini, hangilerini seviyorsunuz diye sorulduğu zaman da bakın ne demeliyiz? I like playing dodgeball ya da I like playing hopscotch and dodgeball. Hopscotch biliyorsunuz seksek, dodgeball yakar topu demektir. Şimdi bunları öğrenelim. Siz de sevdiğiniz başka bir tanesini örneğin I like riding a horse diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın zaten resimlerde görüyorsunuz play hopscotch seksek oynamak, ride a horse ata binmek, play dodgeball yakar topu oynamak, skip rope ip atlamak, arkadaşımız ip atlıyor arkadaşlar, play Chinese whispers kulaktan kulağa fısıldanarak oynanan bir oyun, play table tennis masa tenisi oynamak, take photos fotoğraf çekmek, go fishing balık tutmaya gitmek, ride a bike bisiklete binmek. Burada bakın blind man's buff gözünü kapatmış bir mendille görüyorsunuz. Körebe oynamak görüyorsunuz arkadaşlar. Hangman buna ne diyoruz? Hang asmak demektir. Adam asmaca, camping kamp yapmak, hide and seek, saklambaç oynamak, do origami, origami yapmaktır. Listen to the people and write their favorite activities. Hello, I'm Harry from Denmark. I am 14. I play games with my friends on weekends. We play hangman and do origami. I love doing origami, but I don't like playing hopscotch. Hi, this is Lisa from Britain. I am 13. I play with my friends after school. Hide and seek is my favorite, but I don't enjoy playing Chinese whispers. Hi, my name is Mark. I am from Germany. I am 15. I usually go camping with my dad on Fridays and I love it. I also play dodgeball with my friends and it is fun, but I don't like skipping rope. Hello, I am Beste. I am from Turkey. I am 12. I play blind man's buff and I'm crazy about it. I like fishing, but I dislike riding a horse. Evet arkadaşlar, bu şekilde tabloyu ve boşlukları doldurabiliriz. Harry origami'yi seviyor. Yani kağıt katlama sanatıydı. Lisa saklambaç, hide and seek. Mark camping, dodgeball, kamp yapmak, yakar topu oynamak. Beste fishing, balık tutmak. Blind man's buff, köreveydi. Burada blind, kör demektir zaten. Harry, Danimarkalı, 14 yaşında, origami'yi seviyor ve seksek oynamayı sevmiyor. Bu şekilde doldurduk hepsini çocuklar. Read the speech bubbles, konuşma balonlarını okuyun and put a tick for the activities the children like. Çocukların sevdiği aktiviteler için tick atacağız. For the ones they dislike, sevmedikleri için de cross
çarpı koyalım çocuklar. Hi, I'm Leo. Ben Leo. My hobbies are collecting stamps demiş. Bakın collecting stamps, pul toplamak, pul koleksiyonu yapmak. And sculpting, heykel yapmak. But I dislike swimming. Fakat ben yüzmeyi sevmem diyor. Birlikte dolduralım. Collecting stamps, pul koleksiyonu yapmak seviyor. Sculpting, heykel yapmak seviyor. Fakat swimming, yüzmek dislike dedi. Sevmiyor, hoşlanmıyor. Carla'ya bakalım. I'm Carla. I love ice skating. Buz patenini severim. I can swim well. İyi bir şekilde yüzebilirim. But fakat I hate sculpting. Heykel yapmaktan nefret ederim. Demek ki buz pateniyle yüzmeyi seviyor Carla. O zaman şu şekilde işaretliyoruz arkadaşlar. Buz patenini seviyor, yüzmeyi seviyor ama heykel yapmaktan nefret ediyor. Şimdi Kerem'e bakıyoruz. This is Kerem. I love doing origami. Origami yapmayı çok seviyorum. I don't like skating. Paten kaymayı sevmiyorum. Bakalım çocuklar. O zaman Kerem origami yapmayı seviyor. Tik attık. Paten kaymayı sevmiyor. O zaman buna bir çarpı atıyoruz arkadaşlar. Evet, bu tabloyu bu şekilde doldurabiliriz çocuklar. Walk around the class, sınıfın etrafında yürü and find someone ve birisini bul demiş. Who likes or dislikes the activities in the table? Masadaki yani bu tablodaki aktiviteleri kim seviyor ya da sevmiyor? What are your hobbies? Hobilerin nelerdir? Can you play chess? Chess satranç oynamaktı. Satranç oynayabilir misin? What is your favorite activity? Senin favori aktiviten nedir? Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin? O zaman bu soruları sınıfta arkadaşlarımıza soracağız. Bu şekilde bir tablo hazırlayabilirsiniz çocuklar. Örneğin camping, go fishing, burada ne diyebiliriz? Hiking diyebiliriz. Burada da playing dodgeball diyebiliriz. Kim bunları seviyorsa tik atarız, sevmiyorsa çarpı koyarız arkadaşlar. Talk about your friends. Arkadaşlarınız hakkında konuşun. Emir likes chess, but he doesn't like soccer. Chess biliyorsunuz satranç oynamak. Soccer nedir? Futbol oynamak. Rick dislikes sculpting. Sculpting heykel yapmakta arkadaşlar. Heykel yapmaktan hoşlanmaz. Evet. But he loves swimming. Fakat o yüzmeyi çok sever. Sculpting heykel yapmak dedik arkadaşlar. Satranç, chess diyoruz. Satranç. Bunun dışında soccer da futboldu. Evet. Evet, buradaki alıştırmamızda konuşma diyaloglarını birlikte eşleştirdik. What's your favorite hobby? En sevdiğin hobin nedir? Bakın D dedik. I love collecting stamps. Pul koleksiyonu yapmayı severim. Can you ride a bike? Bisiklete binebilir misin? Bunun cevabı G ama burada göremiyoruz. When is your swimming course? Yüzme kursun ne zaman? Burada zaman sorduğu için on Saturday dedik. Cumartesi günü A şıkkı. Where do you play dodgeball? Where nerede demektir? Bu nedenle bunun cevabını da göremiyoruz. Birazdan göstereyim. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Sorusunun cevabı da bakın. Oh yes, it is my favorite. B şıkkı diyebiliriz. Şimdi göremediklerimize bakalım çocuklar. Bakın burada no I can't because I don't have a bike demişti.
Çünkü bakın ne diyoruz? Şurada "Can you ride a bike?" Bisiklete binebilir misin diye sormuşlardı. Diğeri neydi arkadaşlar? Göremediğimiz. Where do you play dodgeball? Nerede yakar top oynarsın? F demiş olmamız gerekiyor. In the park next to our school. Complete the sentences about your hobbies. Hobilerin hakkında bu cümleleri tamamla diyor çocuklar. Birlikte tamamlayalım. Bakın kendime göre bu şekilde yazdım. Siz de kendinize göre uygun olanı yazabilirsiniz. I like playing table tennis, riding a bike and playing chess. I don't like tic-tac-toe and playing hopscotch. Seksek oynamayı ve XOXO oyununu sevmiyorum dedim. I'm good at. Good at bir konuda iyi olmak. Ben iyiyim. Ne de iyiyim? Swimming, yüzmekte. I am bad at. Bad at kötü olmaktır bir konuda. Hangi konuda kötüymüşüm? Ice skating, buz pateni yapmak konusunda. 6A. Listen to the people and choose the correct words. Hi, I'm Akira. I live in Japan. I like chess, but I can't do origami. This is Julia. I live in Poland. I enjoy playing dodgeball, but I can't skip rope. The weather is nice. Hava güzel. Oh yes, let's do something. Hadi bir şey yapalım. It's a good idea. Güzel bir fikir. Let's play football. Hadi futbol oynayalım. Sorry, I can't play football. Üzgünüm, ben futbol oynayamam. I don't like it. Onu sevmiyorum. I like basketball and table tennis demiş çocuklar. Burada ben basketbolu ve masa tenisini severim. Bakın burada bu şekilde yazdık. Let's do something. Let's do something. Hadi bir şeyler yapalım demektir bakın. Ayrıca let's hadi demekti. It's a good idea. Güzel fikir demektir. Yine burada bakın. That's great. Harika. I also like table tennis. Ben aynı zamanda masa tenisini seviyorum. I always, always burada daima demektir bakın. Win the matches. Win kazanmaksa bütün maçları kazanırım. Yani maçları kazanırım daima diyor. Let's have match together. Together birlikte demektir. Hadi maçları birlikte maç oynayalım. Hadi. Be careful. Bakın be careful. Dikkat et. Dikkatli ol demektir. Burada never lose asla kaybetme. Never asla demekti. Lose kaybetmek. Yani ben asla kaybetmem diyor arkadaşlar. I never lose. Burada bakın I var görmemiştim. I'yı da hesaba katarsak ben asla kaybetmem olur bakın. O zaman burada kaybetme değil kaybetmem demeliyiz. Evet. Burada let's ne diyelim? Let's go and play'den. Hadi gidelim ve oynayalım o zaman. You are right. Haklısın. Good idea. İyi fikir. Let's take our rackets. Hadi raketlerimizi alalım. Bu sayfamızda prepare a poster about a popular game in your country. Ülkenizde popüler bir oyun hakkında bir poster hazırlayın diyor. Pay attention to the questions below. Aşağıdaki sorulara dikkat edin. Is it an outdoor or indoor sport? Ya yani outdoor dışarıda oynanan, indoor içeride oynanan demektir. O içeride mi, dışarıda mı oynanan bir oyun? How many people can play? How many kaç tane demekti? Kaç kişi oynayabilir? What are the rules of the game?
oyunun kuralları nelerdir? Bakın, the rules of rule kurallar demekti. Where can you play it? Nerede oynayabilirsin onu? Why is it popular? Niçin popülerdir? Siz burada istediğiniz oyunu arkadaşlar yazabilirsiniz. O zaman bir örnek yapabiliriz çocuklar. Hopscotch, seksek biliyorsunuz. It is an outdoor game. O bir dışarı oyunu. Two or three people can play it. İki veya üç kişi onu oynayabilir dedik bakın. We draw squares. Biz çizgiler, square, karelerde, kareler çizeriz on the ground, yere, and jump on it, ve üzerinde zıplarız. We put a stone on it, stone taş demek, üzerine bir taş koyarız, and try to move the stone, yani taşı hareket ettirmeye çalışırız. If it comes on the line, eğer diyoruz, o çizgi üzerine gelirse we lose, kaybederiz. We play it on the road, onu yol üzerinde veya bahçede oynarız. It is popular, popülerdir çünkü, because children love playing it. Çocuklar onu oynamayı sever diyoruz çocuklar. Bu şekilde bir örnek yazabilirsiniz. Activity 1. Match the pictures with the activities demiş. Buradaki resimleri aşağıdaki aktivitelerle eşleştirmemiz isteniyor çocuklar. Öncelikle üzerine yazalım neler olduğunu. Burada görüyorsunuz dodgeball, dodgeball, yakar topu diyoruz. Yakar topu, dodgeball. Hopscotch, seksek. İp atlıyor, skip rope, ip atlamak, görüyorsunuz. Adam asmaca, hangman. Playing marbles, misketlerle oynamak, bakın. Marbles, misket demektir. Blind man's buff, körebe oyunu oynamak, arkadaşlar. Evet, aynı şekilde blind man's buff diyoruz. Bakın burada hide and seek, saklambaç oynamak. Chess, satranç oynamak, chess. Pul koleksiyonu yapmak, collecting stamps. Bu şekilde eşleştirmelerimizi yaparız çocuklar. Activity 2, circle the correct word demiş. Yani doğru olan kelimeyi daire içine alacağız çocuklar. Make a bike, ride a bike, play a bike. Her zaman ride a bike deriz arkadaşlar. Bisiklet sürmek. Go puzzles yerine do puzzles deriz. Puzzle yapmak. Marbles, misket oynamaktı. Play with marbles diyoruz. Fishing, balık tutmaktı. Go fishing deriz. Read the dialogue and write true or false. Diyaloğu okuyun ve doğru veya yanlış yazın diyor çocuklar. Hemen yazalım. Bakın. Do you play computer games? Bilgisayar oyunları oynar mısın? No, hayır. But I love checkers. Ben dama oynamayı severim. Checkers, dama oynamaktı. What about you? Ya sen? Well, I enjoy doing puzzles. Puzzle yapmaktan hoşlanırım. But skipping rope is my favorite. İp atlamak benim favorim. Can you climb mountains? Dağlara tırmanabilir misin? No, I can't. But, fakat, I can swim well. İyi bir şekilde yüzebilirim. Me too, ben de. Let's go swimming then. O zaman yüzmeye gidelim. Good idea. İyi fikir. Evet, diyalogumuzu okuduğumuza göre çocuklar, buradaki true false işaretlerini koyabiliriz. Linda doesn't play computer games. Bakalım,
Linda bilgisayar oyunları oynamaz. Doğru. Bakın no diyor. Hayır. O zaman buraya true diyoruz. Buse hates skipping rope. Buse I enjoy doing puzzle but skipping rope is my favorite dediği için buna false diyoruz. Bu onun favorisiymiş. Buse can't climb mountains. Can you climb mountains? Dağlara tırmanabilir misin? No demiş Buse bakın. O zaman true diyoruz can't dediği için. Linda can swim well. Bakalım Linda let's go swimming then demiş. Demek ki hoşlanıyor arkadaşlar. Can dediği için true diyoruz. Linda loves checkers. Linda dama oynamayı sever mi? But I love checkers dediğine göre buna da true diyoruz. Burada bir puzzle'ımız var. Görüyorsunuz. Bu puzzle'ı yerleştirdikten sonra kalan harflerle bu burayı bulacağız çocuklar. Bu gizli olan cümleyi. Orada da skipping rope is fun çıktı. Yani ip atlamak eğlenceli. Nasıl bulduk? Gösterelim. Hemen gösterelim çocuklar. Bakın burada hangman var. S ve K harfleri açıkta kaldı. Aynı şekilde bakın climb görüyorum. Origami bakın böyle geldik. Origami hemen onu geri alalım. Origami bu şekilde. Evet. Daha sonra hopscotch görüyorsunuz. Bu şekilde ve böyle buraya kadar. Evet. Hide and seek görüyorsunuz arkadaşlar burada. Birleştirecek olursak bu şekilde ve checkers görüyorsunuz burada. Evet checkers dedik. Sculpting var görüyorsunuz. Evet şu şekilde. Ve burada gördüğünüz gibi blind man, evet, man's buff bu şekilde geldi arkadaşlar. Blind man buff. Şurayı alacaktık. Şuraya kadar. Evet. Ve dodgeball gördüğünüz gibi. Dodgeball. Evet. Skipping rope is fun çıktı karşımıza. Boş kalan harfleri yazdığımız zaman. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar sevgili öğrenciler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.